Belediyeler Türkiye Belediyeler Birliği'nin destekleriyle vatandaşlara hizmet vermek üzere yeniden ayağa kaldırılıyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile temas halinde Türkiye'deki 1391 belediyenin koordinasyonunu sağlayan Türkiye Belediyeler Birliği, depremzede belediyeler için kolları sıvadı. Birlik tarafından bölgeye 8 iş makinesi, 20 hafif ticari hizmet aracı, 180 ofis mobilyası, 26 teknolojik ekipman, 90 yaşam konteyneri, 216 tır insani yardım malzemesi ile 900 çöp konteyneri hibe edildi. Belediye hizmet binasının tamamen yıkıldığı ve geçici olarak ilçedeki bir okula hizmet vermeye başladığı Elbistan'ın belediye başkanı Mehmet Gürbüz, sağlanan desteklerin vatandaşa hizmet ulaştırma noktasında uzun vadeli bir çözüm olacağını kaydetti. 6 Şubat'taki deprem çok büyük bir yıkıntı meydana getirdi Elbistan'da. O yıkıntılardan bir tanesi de işte belediye binamızda meydana geldi. Şimdi belediye özellikle bizim ölçeğimizdeki yerleşim alanlarında vatandaşın gözünde devletin vücut bulmuş halidir. Yani kaymakamlar atamayla gelir. Milli eğitim müdürleri, sağlık müdürleri bunların hepsi atamayla gelir. Ama yerel idareleri halk kendi seçer, kendisine çok daha yakın hisseder. Şimdi mesela Sağlık Bakanlığı'nda randevu alamayan bir kişi bile gelir belediye başkanına kendisine randevu almasını söyler. O nedenle belediyenin bir yerleşim alanında olmaması telafisi mümkün olmayan bir şeydir. Yani böyle büyük bir afatın depremin üzerinde ilk ayağa kaldırılması gereken kurum belediyedir. Dolayısıyla belediye ayağa kalktığında iş makinesi, personeli, ekipmanı, hizmet üretebileceği araçlarıyla beraber vatandaşının yaralarını çok daha hızlı sarar. Bu nedenle biz tabii ki birçok çalışanımızı kaybettik, çalışanımızın yakınını kaybettik. Belediye binamızı kaybettik bütün ekipmanlarıyla beraber. Hemen hızlıca sağ olsun Mehmet Özveseki bakanımız konuya müdahil oldu. Türkiye Belediyeler Birliği'mizle görüştüler. Belediyeler Birliği Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi ve ilgili bürokratları bu talebimizi çok doğru buldular ve bize yardım ettiler. Biz de daha önce okul olarak kullanılmış olan bu binada belediyemizi ayağa kaldırdık. Vatandaşlarımıza hizmet üretiyoruz. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise tüm kamu kurumlarının bölgede seferber olduğunu dile getirdi. İnşallah taleplerimizi ilettik. İnşallah bütün kurumlar, bütün belediyeler, ilçemizde yine Tokat Valimiz Sayın Numan Hatipoğlu Başkanlığı'nda bir koordinasyon merkezimiz bulunmakta. 5 kaymakamımız var, yine ilçe kaymakamımızla birlikte 4 kaymakamımız var. Bütün kamu kurumları, bütün belediyeler el ele omuz omuza inşallah bu felaketten bir an önce halkımızı daha müreffeh günlere kavuşturmak için canla başla mücadele ediyor herkes. Hepsine, tüm Gölbaşı adına sizlerin huzurunda sonsuz şükranlarımı sunuyoruz.